Bereket ve bolluğun aynı zamanda baharın habercisi Hıdır Ellez bu yıl da kutlandı. Bu yılda her yıl olduğu gibi Hıdır Ellez şenliklerinin adresi Ahırkapı. Katılımcılar şenlik öncesi Ayasofya Müzesi'nin önünde buluştular. Ayasofya Müzesi'nin önünde şenliğe katılmak için toplanan kalabalık Ahırkapı meydanına doğru hareket ediyor. Ayasofya Müzesi önünde buluşan tüm katılımcılar yürüyerek Ahırkapı'daki Kerestacı Hakkı Sokağı'na ulaştılar. Şenlikler burada tüm hızıyla devam ediyor. Her sene Hıdır Ellez şenliklerine katılıyor musunuz? Evet, katılıyoruz. Neler yapıyorsunuz? Gördüğün gibi işte buradayız. Çalgı çalıyoruz. Eğleniyor insanlar. İnsanları eğlendiriyoruz işte. Hıdır Ellez'in anlamı ne? Hıdır Ellez'in anlamı şöyle söylenir. Bahar şenlikleri aslında. Bahar şenlik. Ama buna genelde romanlar katılıyor. Trakya, Batı Trakya insanları katılıyor. Normalde bu yani Türkiye'mizin dört bir yanında oluşan bir şey. Bunu sadece romanlar düzenlediği için romanların çoğunluğunda görüyorsunuz bunu. Peki bilet fiyatları diye bir mevzu var. Bilet ne olacak, ücret ne olacak diye bir söylenti var. Bilet diye bir hiçbir şey yok. Herkes istediği gibi gelebilir, oynayabilir. Sadece burada oluşan paranın geçtiği yer, görmüş olduğunuz seyyar satıcılar, ekstra müzisyenler, çaldıkça ufak tefek bahşiş ya alatura dedikleri şey. Başka bir fiyat bir şey yok yani. Hıdır Ellez şenlikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Fevkaladenin fevkinde çok güzel bir şenlik olarak düşünüyorum. Ve benim tarzım çok eğlenmeyi seviyorum. Bu etkinlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel, çok eğlenceli. Yol boyunca eğlenerek geldik zaten. Gelirken tereddütlüydüm ama şu an çok eğleniyorum, çok güzel. Ya siz? Yani bir mahallede bu kadar çok davulun çaldığını ilk defa görüyorum. İlk defa geliyorum. Çok değişik. Bu da Türk festivali olsa gerek. Rüya Karnavalı gibi aynı. Etkinlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha önce çok daha güzeldi bu etkinlikler ama ne yazık ki yasaklandı galiba belli bir süreden sonra. Önce özelleştirmişlerdi. Ya sokaklarda daha fazla etkinlik olsun istiyoruz. Ne zamandan beri katılıyorsunuz Hıdır Ellez şenliklerine? 5-6 senedir katılıyorum ben. Bir ara özel bir alanda yapmışlardı. Oradakine de katıldım ama sokaktaki gibi zevkli olmuyor kesinlikle. Ve bu kültür yaşatılmalı bence. Desteklenmeli daha çok. Hıdır Ellez şenliğinde sadece romanlar değil, her yöreden insanlar vardı. Herkese hitap eden müzikler çalındı. Dilek ağacı yazısına aldanmayın. Her ne kadar ortada bir ağaç olmasa da insanlar dileklerini bir kağıda yazıp dilek panosuna asıyorlar. Ahırkapı Kerestacı Hakkı Sokak'taki Hıdır Ellez şenlikleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek. Romanlar bu etkinliğe katılımın her yıl artmasını istiyorlar. Biz de Haberler Bizden ekibi olarak bu etkinliği sizlere ekrana getirdik.